Efendim hayırlı akşamlar, ben Ata Demirer. Hepinize Korsan TV'den selamlar, saygılar sunuyorum. Gerçekten yine soğuk bir hava ama işimizi çok seviyoruz. Gerçek bir enerji var, karakterler üşümüyor tabii, sıcacık. İşlerini hallediveriyorlar ama biz biraz inceden donuyoruz ama sağ olsun yardımcımız var. Ya bu ne baba, tuttuğu şey kadar boy var gerçi ama sağ olsun beni düşünüyor canım benim. Eski jokeylerden. Bakma öyle pis pis, program yapıyoruz. Evet, mailler gelmeye başladı. atademir@korsantv.net adresine. Çok seviniyorum. Maziyi hatırlıyorum. Geçen sene de böyleydi. Şimdi bunlar coşar coşar. Coşacak ama işlerin en komiklerinden bir tanesini şimdi bir okumak istiyorum. Ayrıca teşekkür etmek. Kütahya'dan Fatih Çakmak. Çok teşekkür ediyorum Fatih. Çünkü çok güzel bir şey. Diyor ki Fatih Çakmak. Hocam, Niyazi Gül'e soruyor. Cırcır böceklerini saz ekibimize dahil edip vokal yaptırabilir miyiz? Solist kim olacak? Ha? Cırcır Alkan. Çok güzel. Bekliyorum ya bunlardan. Gönderin efendim. Saygılar, hürmetler, iyi seyirler diyorum. Program sonunda biz buradayız yine. Burada Müslüm Baba var. Soru kankası var. Sorunun kallahı var kardeşim. Balık mı? Yumruk mu? Balıklardan şarbon geçer. Allah'ım bu da beni deliler içinde kaldım. Renkli fıkıs giyinemeyin. Bakın dilime. İmai, bakın hemen gözler değişti. İmai bala bala bu, ıntar ettik bala bu. Fevkaladeli de fevkinde olan bir durum var. Hafıza iyi beşer, zihni onar 15'er. Çifte pusu kuruldu, yetişir eylül vuruldu. Yazdığım son mektup diye. Bir batış tutar, yok o tutmadı. Sadece kokoroku, hadi kokoroçi. Kukuku, kuru kuku kuku, bak bak bak. Finito, finito, per guerra, finito, eh. Bravo, sevgili gençler. Bundan sonra üniversiteye birlikte hazırlanacağız. Ben size bizzat yardımcı olacağım. Bu kapıdan beraber geçeceğiz. Gençlere selam, korsana devam. Allah Allah! Ben de sevme yandım. Bilgi dolu gençler geldi. Ördek uçtu, kumru kaçtı. Yavru yaşlar, gel gel üniversite. Bilgi üniversite gir. Bilgi dolu gençler geldi. Ay üniversite, gel gel üniversite. Gel gir, üniversiteye gir. Allah razı olsun. Estağfurullah, estağfurullah. Merhaba sevgili gençler. Yine bir ders günü birlikteyiz. Ders gecesi mi desek? Ya gecelim bu saatte ders mi olur kardeşim diyebilirsiniz ama olur tabii. Neden? Ben buradayım sizin için. Bakın soru bankası falan kesmez. Çünkü burada Müslüm Baba var. Soru kankası var. Sorunun kallahı var kardeşim. Neşe, neşe. Oh, Allah Allah. Dur dur tamam. Ya hep diyorlar, hocam diyorlar. Seni biz böyle ağır bilirdik. Böyle bir aslanlar gibi böyle bir yavaş bilirdik. Sende bu neşe nereden geliyor bu hareket? Kardeşim, at sahibine göre kişner. Böyle güzel insanlar olduğu zaman bizde de neşenin Allah'ı var kardeşim. Estağfurullah. Oh Allah. Şimdi arkadaşlar hemen sorulara geçelim. Sonra neşemizi, eğlencemizi yaparız. Ders çok önemli bir şey. Yani üniversiteye hazırlık yapacağız derken burada böyle müziğe düşkün, arabeske düşkün hastası olan gençler yaratmayalım. Hemen sorumuza geçelim. Birinci sorumuz bir biyoloji ortamından. Görün bünyeleri kardeşim. Şimdi bünyeler gerildi. Soruya konsantrasyon. Adeta vahşi bir hayvan gibi böyle avına bakar gibi soruya bakacaksın. Tabii hoca seni böyle görürse oğlum deli misin der. Neyse siz beni dinleyin. Evet, birinci soru. Diyor ki kemosentez nedir? Nedir? Kemosentez nedir? Çok önemli. Her yıl ÖSYM'de yüzlerce genç kemosentezden gidiyor. Yani Allah gecinden versin öyle değil de yani çok önemli. Hemen çözelim. Bir, A şıkkı. Kemalettin Sentezoğlu adlı arabesçinin adının kısaltılmış halidir. Şaşırtma, dikkat, dikkat. Kemalettin Sentezoğlu kim kardeşim? Müslüm Gürsel, Zoran Gencebay, İbrahim Tatlıses, Ferdi Tayfur. Başkası var mı kardeşim? Allah Allah, neşe, neşe. Oh.
Bir dakika. Olabilir. Her şıkkı ciddiye alın. Hemen öyle şamaşayı. Yapmayın bir dakika. Gaza gelmeyin. Mahsus yapıyorum. Sizin disiplininizi artırmak için be. Senteze kem gözle bakmaktır. Kem uzaklaş. Ya hiçbir şey demeyeyim ben buna. Böyle şey olur mu kardeşim? C. Sentez gelip kapıyı çaldığında kullandığımız soru kelimesi ve cevabıdır. Şimdi bakın burada durun. Nasıl oluyor bu? Kemo sentez geliyor, kapıyı çalıyor. Şey diyorsun, Kemo! Kemo! Ya diyorum, sentez. İşte öbür şıklara girmeye gerek yok. Doğru cevap budur kardeşim, C şıkkı. Kemo, sentez. Neşe. Evet, nereden çözdük bunu? Gayipten gelmedi kardeşim. Nereden çözeceğiz? Açında işte. Kemo. Sentez ben. Budur. Biyoloji böyle çözülür kardeşim. Evet. Şimdi. Yeter. Sağ olun. İkinci soruya geçelim. İkinci soru coğrafya ortamından bir soru. Evet Reşat Bey, gelin bünyeleri. Kaço. Gel. Evet. Bir akarsu denize kavuştuğunda ne olur? Gol olur, sergen atar. Ya kardeşim ne olur? Şimdi önce şıklara bakmadan arkadaşlar böyle bir kafanızda böyle bir şey yapın yani soru. Akarsu dereye geliyor, denize açılıyor. Akarsu coşmuş, akarsu kendini aşmak istiyor. Akarsu maviliğe vurmak istiyor olayını. Şimdi nedir bakalım şıklara? Bu duyguda hangi şık var? Olay budur. O gün kavuşan iki sevgili için düğün bayram olur. B. Şişe suyu olur. Ya bu sanayiye giriyor. Olur mu böyle şey kardeşim? Akarsudan böyle doldurup hiç kardeşim olur mu? Onun rafinasyonu var artık bilmem nesi var ya. Allah. Ya mayosunu giyer. Ya akarsu mayonu giy böyle bakamıyorum olur mu ya? Ama yazıyor ÖSYM böyle bir şey işte. Sen atla diye yazıyor. Benim aslanlar gibi kardeşlerim atlamaz öğrencilerim. Kardeşim atlamaz. Dur. Sıra dağ olur. O dağlarda var ya aslanlar gibi olur. Ne olur? Söylemem. Kardeşi bozmak yok. Ne olur ne olmaz. Şimdi E'yi ben ciddiye almıyorum. İnsan değil ya. Böyle cevap mı olur? Ne olur ne olmaz kardeşim diye. Olamaz. Akarsu da sırada da olmaz. Doğru cevabı A da vermiş. Ne diyor? O gün kavuşan iki sevgili için düğün bayram olur kardeşim. Allah Allah ya. Neşe. Şimdi bir anda bir yüzün çöktü. Kavuşan iki sevgili için neşe olur da nerede o sevgili be? Nerede be? Of, bir dilek taşı olsa da hemen uyandırınca bak kalbimizin derinliklerinde akarsuyla dere gibi Hansel ile Gretel gibi Pinokyo ile Gepetto usta gibi Aslı ile Kerem Tom ile Jerry Batman ile Bobin gibi Superman ile Maslahat Güzarı Karaciğer makamıyla kemane, mantığıyla yoğurt gibi. Geçmeyen günler, dilek taşı. Gözüm koskoca maz... Estağfurullah. Sevgilim nerede? Ben nerede? Suçumuz değil, ayrılık öyle. Şimdi sen neredesin, ben ne haldeyim? Gözüm öyle canlar, koskocamaz. Sevgilim nerede, ben neredeyim? Suçumuz neydi, ayrıldık senden. Şimdi sen neredesin, ben ne haldeyim? Efkarım bitmiş, sığmaz içim. Bin sitem etsem
kader azdır kaderim. Gülmeyi unutan yaşlı gözlere mutluluktan bir havan öldürük taş. Öfkanın bir kiş sığmaz için ve sitem etsem azdır kader. Gülmeyi unutan yaşlı gözler mutluluktan bir haber. Ara yani. Ha oldu, aramadın. Aramazsan arama yar arama yar arama. Zaten ben aramazsın ha benim gibi. Acı çekmiyorum kardeşim. Oh arama yar arama sen arama. Zaten ben aramazsın benim. Evet gençler coş eyle. Ben 50 yılını verdim bu mesleğe. Ben bunu nasıl yiyeyim? Pıs pıs. Ay bak yine sinirlerim bozuldu. İğrenç, ne yapıyorsun sen? Çünkü nerede ben? Buradan bunu sıyırtır. Bunu sakın atma. Bu kadarını beceremeyip de böyle yapıyorlar. Bak sese bak, boing diye. Hayırlı akşamlar efendim, ben Şükrü Sız. Tekrardan bir adab-ı maşeret kaidelerinde karşınızdayım efendim, çeşitli enteresan bilgilerle. Sürekli soruyorlar Şükrü Bey, bize son derece yararlı bilgiler veriyorsunuz. Peki bu bilgilere nasıl sahip oldunuz diye. Efendim acizane teşekkür ediyorum. 40 senelik meslek hayatım var efendim benim. 40 senelik ben profesyonel olarak İstanbul'un ve Türkiye'nin çeşitli lokallerinde görev aldım efendim. Efendim bugün çok önemli ve atladığımız bir hususu anlatacağım size. Sakız mevzusu. Gerçekten sinir bozucu bir mevzu. Hemen geçelim efendim. Efendim sakız nasıl çiğnenir? Mesela Türklerin arasında şey vardır. Karı gibi sakız çiğneme. Niye efendim? Erkekler de çiğniyor. Neden yani karı gibi sakız çiğneme? Çünkü sakız çiğneme şeklimiz bazı insanları irite edebilir. Örneğin mesela sakızımı aldık diyelim. Sakızımızı aldık. Bakın atıyorum ağzıma. Şimdi bazıları şöyle çiğner efendim. Bu ne? Bataklıkta yürüyormuş gibi ses çıkıyor. Böyle olur mu? Ağız kapanacak. Bademciklerimizin hemen önündeki dil kaslarıyla yapacağız efendim bunu bakın. Budur. Tabii bunda daha büyük bir tehlike var. Şimdi onu göstereceğim. Bakın efendim kameraya yakın girsin rica edeceğim. Bu çok önemli bir husus efendim. Lütfen. Sakız çıkarıyorum. Böyle bir şey olur mu? Bu neden? Renkli sakızlar. Renkli sakız çiğnemeyin. Bakın dilime. Bu ne uzaylı dili gibi. E.T. miyim ben? Şükrü susun ben. E.T. değilim. Ay sinirlerim bozuldu be. Yönetmen Bey. Ay kediler geldi. Aklıma yine şimdi. Rahmetli annemin binlerce kedisi vardı. Öyle kılları çıkardı bardakların içinden. Git sen de be. Pis yeşil şey. Bir daha alalım mı? Çok kötü yaptım galiba. Flaş flaş flaş. İyi akşamlar sevgili izleyenler. Flaş flaş flaş. Ben Necip İnce Saç. Flaş Haber'den tekrardan Korsan TV Haber Merkezi karşınızdayım. Sevgili izleyenler çok gelişme. O yüzden yayını kestik. Yıllar sonra ilk kez bugün Adana Adliyesi'nde kavga yaşanmadı. Vallahi bile ben de çok şaşırdım. Adını açıklayan ama sonra pişman olan bir yetkili Adana... Bak sonra da pişman olmuş. Adana Adliyesi'nin kavgasız bir gün geçirmesi Türk hukuk tarihinde bir milat olmalıdır dedi. Helal olsun, devamı gelsin. Nazar değmesin benim, maşallah adamı benim. Kavga demiş, neymiş kardeşi yaşamak varken be. Vallahi bile Adana'da askerlik yaptım ben. Ağzımı çıktık çarşı izine. Vallahi bizim bir tane çavuş vardı. Toparlıyorum, tamam. Evet sevgili izleyenler, tekrardan şok haberlerle karşınızda olacağız. Adana'ya da helal olsun diyoruz. Bravo, böyle kavgasız, gürültüsüz. Neyse bitireyim ben artık, hadi. İyi.
Balık var, levrek var, istavrim var. Bıraktın gemileri yaktın, geldin buraya kaptan. Ali'ciğim balıklardan şarlon geçer mi? Oh, Allah'ım sen bana sabır ver. Çizdi kılıç balığı beni. Ya Allah belanı vermeye. Ay işte bak, sana bak. Ya Ali'ciğim bu Avrupa Birliği bizi alır mı acaba? Allah belanı vermeye. Allah'ım bu da ben deliler içinde kaldım. 10 akşam olduğumu, gülme yazığına şahım solduğumu. Gel, balık var, istavikler var, hamsiler var. Ulan ben burada hamsiler, balıklar diyorum. Sen ne yapıyorsun lan sallabaş? Kaçta mı okuyor? E salla başını bakalım Allah'ım delisi. Seni de emanet ettiler bana. Yıllar önce atamadık gitti başım. Ne okuyayım bakayım? İkinci el araba satışlarını okuyorum. Şimdi sana birinci elde bir tane böyle koyuyorum lan. Kalk ulan işini yap hadi. Bunlar balıklar bak sulayın hep burada kaçta okutturuyorsun. Ben iki tane balık satacağız diye bütün gün burada şeyimiz düşüyor ceviz gibi olduk be. Otura otura çabuk çıkayım bakalım. Levrak var, kipro var, ne var, kırlangıç var gel. Ulan nereye gelecek lan bile. Ali'cim selamun aleyküm ya. Eyvah, hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin aleyküm selam buyurun buyurun. Eyvah salla baş. Nasılsın geldin. Ali'cim? İyiyim sen nasılsın? Allah razı olsun ya. Allah kolaylık versin. Ne var ne yok? İyi bende papaz var. Sende ne var? He? İyi diyorum ne olsun işte salla başla beraber. Bir tane ah ulan sütten balık bana Allah belanı verme ya. Ay vallahi kuyruk sokunman kadar kıllandım. İyi mi? Kıllandın değil mi? Seni görünce zaten bayağı bir kıllanma oluyor. Ne var ne yok balık var mı denizde? Var birkaç tane. He? Var var. Yine mi balık merakı başladı incide? Cana istiyor tabii insanın be Ali'cim be ya. Doğru, değil doğru. Mi? Böyle levrek tabii, falan tabii. Olsa. Levrek istiyor. Levreğin var mı Ali? Levreğin var. Nasıl var? Vallahi bak hep üzerimde olacak tipte. Ulan para bu mu levreğin var mı? Bir tane ayırdık sana. Allah belanı verme ya. Bir tane ayırdık sana arkada levrek. Sütlü mü istiyorsun yine? Ama nasıl da biliyorsun değil mi? Sütlü tabii, ama tabii. Değil mi levrek? Hep aynı şey diyorsun her geçti sütlü levrek diye. Hep aynı şeyler diyor. Dur bakayım salla baş. İki tane sütlü Nescafe yap bir tanesinin içine levrek sok getir. Ya o Ali aklıma geldi de bak burada da yazıyor. Bir şey soracağım sana. Yandık. Sor. Bu Salkım Hanım'ın Taneleri filmi var ya. He. Çok konuşuldu. Ne diyorsun? Ben çektim tabii çok konuşuldu. Ulan ne bileyim ne diyeyim ben? Hülya Avşan mı doyuruyor benim karnımı? Ben zaten iki tane balıktayım. Milletin işi gücü bütün gün sen benim hanımımı talladın. Ben senin salkımını elledim. Böyle konuşup duruyor lan. Duble çay yok muydu Ali ya? Duble mi istiyorsun? Tabii değil mi duble ama? Hı? Ulan çayını buldun dublesini mi arıyorsun? Ne? Yok yok sen içmeye devam et. Hiçbir şey demedim. Havalar da sertledi be Ali'cim ya. Seni görünce gerilmişti biraz deriz böyle. Yine bak 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 bir şey yaptı bu yine. Bir şey söyledi değil mi? Söyledim. Norveç'teki günler geldi ulan, aklıma. Başka yok mu? Kıçımın dibinde çalışıyorsun sen başka yer yok mu? Geç bakalım böyle geç geç. Böyle bütün tüylerim diken diken oldu geç. Allah belanı vermeyin seni. Ne günlerdi o Ali? Norveç'teki günler. Ben yoktum sen kendi başına aldın. Ne? Ne diyorsun be? Norveç'teki günlermiş. Büyük buzdağları vardı Ali. Öyle mi? Tekneyle böyle değil mi? Büyük teknemiz vardı o zaman böyle. Aa, saçtan tekne tabii. Saçtan tekne. Saçtan tekneyle böyle gidiyoruz Norveç'te. He. Morina balıkları vardı bilir misin sen? Sen bu bilmez sen bilirsin Ali. Morina balığı mı? Ya tutuyoruz morina balıkları. He. Uçan balıklar da tak 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 tak. Bu Norveç'te oldu emin misin? Tabii. Bana biraz ağır bir depresyon gibi geldi de. Orkinozlar da vardı bir Ali. Orkinoz hastanede. Levreyi ayarladın mı sen? Levreyi ayarlayacağım. Sen hadi git bir dolaş ondan sonra gel levreğini vereceğim sana. Kahve. Kahve bir git ben geleceğim. Hadi. Hadi kolay gelsin. Ay selametle. Ha, çayını da içmeden gitme. Bunu da alayım tazeleriz orada. Al bu 7. bardak oldu. Kolay gelsin Ali. Gelecek gelecek. Allah'ım kurtar beni bu delilerden. Vallahi billahi. Batırmış tekneleri zamanında bu. Çok zenginmiş. Norveçlerde turizm yaparmış gemi. Buraya da yer aldı bu Bodrum'dan. Buradan yer aldı. Her gün başımda. Ben kime anlatıyorum? Deliyi deliye anlatıyorsun. Şu Allah belanı vermeye. Allah'ım bu da beni deliler içinde kaldım. Dayanamam ayrıla. Ayrılaman. Ayrıla. Oh, hayatım acılarla geçti. Ben acılara mı gideyim? Yok kolay incinen ruhu. Kötü bir ailenin bana bıraktığın mirastır. Gidecek yerin olsa giderdin. Giderdin. Terk ediyorum. Terk ediyorum. Bir daha da seni görmek istemiyorum. Yalnızım. Yalnızım, yalnızım. Yeter ya Rab, yeter.
akşam, hayırlı akşam. Allah belanı beni. Heyecanlandım ulan şerefsiz kameraları çekiyor diye. Tabii çok inandırız bunu. Tabii yok estağfurullah. İyi durulayamamışsınız. Ben de iyice kişileyin kuşum lan. Sinirlenmiyor. Ben de tamamlayayım. Aynen aynen. Bundan sonra sorularınızı bana gönderebilirsiniz. Siz hatırlık kabız olur. Demle iğrenç bir iştir ulan. Eldivenlerimi de getir. Efendim hayırlı akşamlar. Ben veteriner hekiminiz Niyazi Gül. Saygılar, hürmetler sunuyorum efendim Korsan TV ekranlarından. Yine bir hayvanlar alemi, hayvanlarımızı tanıyalım programında birlikteyiz. Efendim bugün hayvanlar aleminden çok değerli bir dostumuz, misafirimiz. Soğuk bulunsa da halk arasında aslında çok sıcakkanlı bir Allah'ın bir mucizesi. Bir kertenkele hayvanı. Kendisinin ismi de Kertinant. Kertinant? Ne yapıyorsun lan? Şerefsiz. Gördüğünüz gibi beni tanıdı yavaş yavaş. Bak Niyazi abi gibileri de böyle dönüyor. Öylesine sürüngen bir hayvandır. Efendim Kertinant bir kertenkele hayvanı. Peki kertenkele hayvanını biraz tanıyalım. Nasıldır yani kertenkele hayvanı? Efendim kertenkele hayvanı sürüngen gillerdendir. Tabii bunun dayısı gibi bir kelamundur. Bu kendisi bir kelamun gibi renk değiştirmez, fikir değiştirir. Yani böyle kişilikli bir hayvandır. Tavır da işte mesela evet abi yemeyelim onu falan buraya gidelim falan der. Yani bir kelamun gibi ortama uyum sağlamaz. Gerekirse ortamları kendisi için değiştirir. Öyle bir hayvandır yani. Tabii bir rivayete göre sadece Türkiye'deki kertenkeleleri süründüğü söylenir ama tabii biraz aslında payı var ama genelde dünyanın ve Avrupa'nın birçok yerinde özellikle Afrika'da da kertenkelelerin süründüğü gözükür. Şerefsizler öyle acayiptir ki bunların kendi apartmanında en üst kata zemin kat derler. Öyle ters yaratıktır bunlar. Nereye gidiyorsun lan? Kertinantın önünü kesmek lazım. Maazallah kameraların üstüne de uçmasın. Gel kerti gel. Efendim ben veteriner hekim olduğum için bunlara dokunabiliyorum. Beni sıcak bulurlar gördüğünüz gibi. Hiçbir sorunumuz yok. Evet. Evet maalesef kertinatın can güvenliği için artık buna katlanmak zorundayım. Tırnaklarım da uzamış sen yani şerefsiz. Efendim evet, programı bu şekilde nasıl devam edeceksek bir şekilde edeceğiz. Evet seni elime aldım düşme diye. Senin için. Her şey senin için. Senin sağlığın için ulan. Efendim kertenkele hayvanının en çok rahat ettiği dönem askerlik dönemidir. Tabii. Çavuşlar bunlara sürün ulan dediği zaman hiç zorluk çekmez bunlar. Diğer hayvanlar ulan nasıl yapacağız falan der. Tavuk bu hehehey diye sağından atar solundan geçer. Böyle şerefsiz değil. Özellikle yani böyle toplu olarak süründükleri zaman bunlar çekirgeler gibi böyle yeşil yeşil gelirler. Yani saatte 87 kilometre hızla bir tünel içinden geçer. Kamyoncuya böyle bi bi yapar bizim diye yanından geçer. Öyle çizgi film karakterli bir hayvandır. Lan kerti. Tabii buldun sıcak parmağı şerefsiz seni. Çek yat gibi açayım ulan. Varsa başka ailenin familyaları onlar da ki onları da buralara oturtturalım böyle Fred'in kabusları gibi böyle yaparız. Evet efendim. Efendim peki kertenkelenin adı nereden geliyor? Efendim bildiğimiz üzerine bunları erten diye bir kelebek eşek sudan gelinceye kadar dövüyor ormanda. Bunlar da hep ondan böyle dayı ulan erten dövdü bizi erten dövdü falan sonra bir araya geliyorlar. Bunlar isyan ediyorlar ya giderim döverim şunu diye. Geceliğin erteni tıkıştırıyorlar bir badem ağacının altında ver Allah'ım odunu ver Allah'ım odunu ver Allah'ım odunu. Ondan sonra bunların ismi çıkıyor bu kelebek erteni halledenler diye. Kelebek ertenciler kelebek erteni halledenler kelebek erten mertten derken kertenkele oluyor. Ben de pek inanıcı bulmadım. Efendim asıl vatan neresi? Kuzey Afrika'dır. Evet. Kendisi yani ben şimdi burada Somali diliyle bir şeyler söylediğim an hemen bakın tepki verecek. Muaddin gen beni aa biz kubdirin gen beni aha imayi bakın hemen gözler değişti imayi bala bala bu enter ettik bala bu kek 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 kuma oldu kek kek konuşsana ulan. Efendim yalnız vatanına çok sadıktır. Yani bunlar Güney Afrika'dan Güney Afrika'ya geçer. Oradan gemilere binerek bütün dünyaya dağılırlar. Fakat senede 10 gün mutlaka ziyaret ederler. Anasını babasının elini yalar. Öpemez yalar bunu dedi çünkü böyle çıkıyor. Tabii öyle bir imkanı. Ver anne yalayım der. Elini yalar devam eder. Efendim peki bunlar kertenkele hayvanımız nasıl besleniyor? Efendim bunlar her türlü şey yer. Yani böcek, möcek, kelebek. Kimisi hoşaf yer, kimisi efendim söyleyeyim kadın budu yer. Her şey yer. Ne bulsa yer bu şerefsiz. Fakat tabi bunlarda sabahları çok önemlidir. Çünkü kertenkelenin sabah kalktığı zaman çok uykusuz olur. Yani kahvaltısını etmeden buna laf etmeyeceksin. Alır böyle bir şey fırlatır. Kalem malem fırlatır kafana bir şey. Ulan git lan der. Afyonun patlamadı der. Afyonu ancak bir şeyler yedikten sonra böyle otunu motunu yer. Ondan sonra o çay bahçesi senin, bu sahra benim, bu dere senin, bu kenar benim, bu ağaç benim gezer durur şerefsizler. Efendim
Peki kertenkele hayvanının ormanlar alemindeki yeri neresidir? Aslanın en sevdiği hayvanlardan biridir efendim. Hayır, gıda olarak sevmez bu, soğuk şerefsiz de dişini bile karıştırmaz aslan hayvanı. Şöyle kurye hayvan deriz biz kertenkeleye. Yani bunun böyle sırtına elmayı bantlar mesela, diyelim ki bir ayıya ayva gönderilecek. Buna bantlar, gönderler buna, o kadar böyle bir tane koydu muydu bu akşama ayının yanına gider. O kadar da yararlıdır şerefsiz. Fakat benim elim böyle uyuştu. Seni de muayene yapalım. Bu arada kendisi bize bademcik sorunuyla geldi. Aç bakayım bir kertenciklerini. Aç bakayım ağzını. Aç. Aç. Aferin. Aferin benim oğluma. Aç bakayım, bir de aç. Hadi yavrum. Hadi. Hadi. Aç ulan şerefsiz. Aç aç. Evet ben diyorum ben. Bak gözüme bak, aç. Açsana. Evet. Açmıyor. Sonra bir ara ben açtırırım. Evet efendim. Peki bunlar çiftleşirken nasıl kuru yaparlar? Efendim bu dişisini gördüğü zaman çok kolaydır bunlar. Böyle gözüne bak, üç kere göz. Eğer dişi yani istekliyse olduğu yere takla atar. Eğer istekli değilse dişi donuk bakar böyle. Git ulan deri gibi böyle. Ondan sonra bunlar eşleşemezler. Tabii bizde olaylar daha farklı oluyor. Evet efendim. Şimdi sizden gelen izleyici mektuplarına geçeceğiz. Yalnız kertinantı daha uygun bir yere koymamız gerekiyor. Maalesef. Acaba parmağım geri alabilir miyim kertinat? Sevdin orayı da, tırnakların. İşte görev bilince efendim. Geç bakayım buraya. Napolyon'un madalyonu gibi duruyoruz. Efendim ne yapalım? Hayvanlar. Çok seviyoruz hayvanları. Efendim mektuplara hemen bakalım. Cavit İtrek yazmış. Sakın sıçayım falan deme lan oraya. Aman bu kayda gülmesin, dikkat edin. Efendim diyor Cavit İtrek. Niyazi Bey diyor, turnalar niçin yaz gelince öter, kış gelince susar? Efendim turna hayvanı esnaf hayvandır. Yaz gelince öter çünkü turizme düşkün bir hayvandır. Bütün şeyini turizmden karşılar. Adı üzerinde turna, yani turistik, national, limited, şitetet, pititet alayı orada yani. Turizmle ilgilenen bir hayvan. O yüzden yazın böyle şenlik oldu muydu, plaj, senin çay bahçesi benim öterler. Bakın Manisa'daki Manavgat şelalelerini komple turna ailesi işletir. Biz bir gün yemeğe gittik, bir tanesi benim çocuğu gagaladı, boynunu koparıyordu şerefsizin. Yani o kadar yani turizme düşkündür. Hiçbir hayvan onun kadar böyle para kazanamaz. Turna böyle öttü müydü ama kışın geldi mi susar, keyifsizlenir, bunalıma girer. Yani biraz böyle Cevat Şakir Kabaaç ruhu taşıyan bir hayvandır. Böyle deniz ister, tekne ister, coşayım, koşayım ister. Ama işte yaz geldiği zaman yeniden istediğine kavuşur. Evet, İstanbul'dan, bunun hiç umurunda değil tabii turna buna. Görmüyor ki böyle böyle yapıyor, turna ta da beden geçiyor. İstanbul'dan Berke Doğan soruyor. Hocam diyor, aslan, kaplan, pirana gibi hayvanlarda vejeteryanların yaygınlaştığını duyuyoruz. Doğru mudur? Yanlıştır efendim. Siz hiç ıspanaklı çorba yiyen kaplan gördünüz mü? Sakın denemeyin. Görürseniz de fotoğrafını çekin. Şov habere satın iyi para yapar. Garip garip sorular. Yok, kaplan vejeteryan mıymış? Aslan börek yer miymiş? Yer. Kiraz da yer. Aslan çıkar dalda kiraz toplar. Hanımı böyle sallar aşağıdan, o da çarşaf gelir, aslan kirazları toplar. Tabii. Sonra kirazı size ver. Siz kirazı yersiniz. Sizin kirazı yemiş halinizi yer. Allah Allah. Son sorumuz Bağdat Caddesi'nden Selim Filiz soruyor. Hocam diyor, kanişimin kaşlarına ve saçına meç attırmak istiyorum. Böylece onu gezdirirken benim kıyafetime ve saçıma uyum sağlamış olur. Sizce de doğru değil mi? Yazıklar olsun, ne diyeyim ben, böyle saçmalık olur mu? İnsan köpeğinin kaşına saçına meç attırır mı? Oldu olacak, jartiyer de giydirin kanişe. Bir de güzel Fişen Loren'den ilk çamaşır alın. Geceliğin beraber gezersiniz barlarda. Allah Allah. Efendim hayvanlara eziyet etmeyin. Bakın. Yılandır, mılandır, kertenkeledir, aynı familyadır. Bütün halk soğuk der. Gerekirse omzumda taşıyorum. Hayvan ölmesin, şey etmesin diye. Pardon. Efendim. Buyurun Kaymakam Bey. Efendim. Kedinizin canı mı sıkılıyor? Anlıyorum. Ben ne yapabilirim? Oynatayım onu. Evet. Neyle oynatayım? Yumak alıp geleyim. Evet. Çekimdeydik de. Estağfurullah, öyle değil. Siz yuvarlansanız o size bakar, belki eğlenir. Yok efendim, estağfurullah. Olur mu efendim? Estağfurullah. Ne demek? Peki. Tabii şiş alayım, örgü haroşa maroşa. Bir de kazan çıkartırız onu oynatırken. Olur efendim. Haydi. Tabii hemen geliyor. Hemen efendim, ne demek? Kedinizin ruh sağlığı bizim çok önemli. Tabii efendim. Tabii geliyor. Tabii. Efendim hayırlı akşamlar diliyorum. Haftaya başka bir hayvanlar alemini tanıyalım programında görüşmek üzere. Ben veteriner Niyazi Gül. Hoşça kalın efendim. İn omzumdan şerefsiz. Bu kaymakam yüzünden şimdi sana patlayacağım. İn. Kedisinin canı sıkılıyormuş. Allah'ın. Delireceğim ya. Şimdi 60 yaşında adamım ben. Top mu oynatacağım kediyi? Gel ulan buraya. Dur ulan sen de git lan. Bıktım hayatımda zaten.
Yok bu böyle olmayacak ya. Biz bu telefonu şey yap ama o beni yine bulur. Allah Allah. Ne bitmez çileymiş ömür diyorlar buna. Ey bakın ben 50 yılını verdim bu mesleğe. Ben bunu nasıl yiyeyim? Pıs pıs. Ay bak yine sinirlerim bozuldu. İğrenç ne yapıyorsun sen? Çünkü nerede ben? Buradan bunu sıyırtır. Bunu sakın atma. Bu kadarını beceremeyip de böyle yapıyorlar. Bak sese bak boing diye. Pıs. Efendim iyi akşamlar, ben Şükürsüz, bilgilerime devam ediyorum efendim. Efendim çok önemli bir husus. Bu nedir? Nedir bu? Bu kürdan, biliyoruz efendim zaten. Kürdan dünyadaki en küçük ahşap yapıdır. Kendisi ne işe yarar? Kendisi dişimize böyle kaçan, dişimizin arasına sığınmaya çalışan mülteci maydanoz yapraklarını ve diğer marulları ve diğer yemekleri, özellikle sinirli dana eti, kıyma eti. Kıyma eti olur mu? Ay affedersiniz. Yani çeşitli et parçalarını ve çeşitli yemek artıklarını çıkarmaya çalışırsınız kürdanla. Ama çıkarmaya çalışırken çevreyi rahatsız etmeyelim efendim. Kürdanımızı şöyle kullananlar var. Kara Murat'ın mızrağı mı bu? Böyle sokulur mu insan ağzına kürdan? Efendim kürdanımızı önce el bileğimizi 45 derece bir açıkçası çeviriyoruz bakın. Çevirirken kürdanımıza takla attırıyoruz. Ne oldu? Kürdan avuç içinde. Böyle bir şey saklar gibi, böyle bir şeyleri kepçeler gibi bunu alıyoruz. Ondan sonra yaklaştırıyoruz ağzımıza. Merhaba Mithat, nasılsın? Çok güzel geçenlerde seyrettim falan derken buradan kapatıyoruz. Buradan kapattığımız zaman sakın burada konuşmayın. Eko yapar. Burada konuşuyor mu? Evet çok güzel yemek o. Pıs pıs pıs. Ay affedersiniz. Kürdanımızı sokuyoruz içeri doğru. Bakın soktuk. falan diye böyle devam ederken diyaloglarımıza kürdanımız böyle yavaşça kendisini buluyor. Buna biz hopiliputus tekniği diyoruz. Yani hopu burası, lupu bu, liputus içeri doğru sokuş tekniği. Soktuğumuz zaman bakın yakaladı, çıkardı. Burada bitmiyor ki. Çıkardığımızı ne yapacağız? Yutulur mu? Yutulur tabii. Daha önce büyük parçaları yuttuğumuzu onu da yutacağız. Yutuyoruz. Kürdanı ondan sonra şöyle bakın. Yere düştü. Sen anlatıyordun. Pıs, 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 pıs. Ay. Ay, bir daha yapalım mı? Pıs, pıs. Ay, yere düşürdüm ya. 50 senelik garsonum ben nasıl yaptım öyle? Allah'ım. Allah'ım. Estarabinda. Allah'ım. Aa. Aa! Korsan TV'de yıldızlar ve müzik programında birlikte olacağız. Allah Allah! Şükür kavuşturana ya Rabbi! Oh! Andıkça ben o günleri gözlerim dolar. Seni yandıkça, seni yandıkça, içim yandıkça yine o eski ben olurum. Bizler mi değişti yoksa zaman mı değişti? O güzel günler hangi köşelerde gizlendi? Hey hey gidi günler, hey gidi günler. O dur! Hey benden çalan o güzel günler. Hey hey gidi günler, hey gidi günler. Kudur acık beni benden çalan o güzel günler. Hey hey gidi günler, hey gidi günler. Hey gidi günler, beni benden çalan. Allah'ım, bravo. O güzel günler. Ah ah. Ah ah ve de oh oh. Merhaba dünya güzelleri. Eski günleri anaraktan bir hey gidi günler parçası, bir mazinin bir parçasıyla başladık efendim.
gerçekten çok hüzünlendirdi bizi. Özellikle ülkemizin şu an bulunduğu haleti ruhiyeyi değil mi efendim, bir cevap alınca bu müstesna vekilinde kendilerinin Hayri Nisa makamında efkafi bir meseratı oluyor değil mi efendim? Yani demek istiyorum ki bugünleri baz aldığımızda gerçekten çok önemli parça, yani tabiri caizse cuk diye yerine oturdu efendim. Tabii. Bakınız Reşat Bey de cuk diye yerine oturmuş. Nedir efendim bu Cumhuriyet sucuğu gibi her gün aynı şekilde, stilde ve oturuş pozisyonunda geliyorsunuz. Afyon patentlisiniz. Üstelik yanınızda da bir tuzluk var sürekli. Hiç kıpırdamadan akar akar. Göksel Bey de onlara bakar bakar. Efendim Göksel Bey'in alnını pudraladınız mı? Kameraman beyefendi. Biraz parlama yapıyordu ışıkla dediler maşallah. Buradan aldığı ekstralarla saçları diktirecek inşallah değil mi efendim? Ya ama çok güzel oluyor Göksel Bey. Vallahi billahi. Atatürk orman çiftliği gibi fışkırıyor onlar dikildiği zaman. Fevkalade. Aslında fevkaladenin de fevkinde olan bir durum var. Lakin vacip değil. Ay bu da ağzımın içine girdi. Efendim haftanın dedikodularını nakşedelim. Değil mi nakşebülbüllerimize? Hafif hafif bir dedikodu havasına girelim. Oh oh. Dünya güzelleri. İzlediniz mi bilmiyorum. Hüp el şahane, elçi of kültür, rakaseyi popstar Tarkan Efendi'nin son reklamı gayet enteresan, gayet fingirdek olmuş. Biliyorsunuz ekranlarımızın özgür kızı var. Ben özgürüm, özgürüm diye. Ona musallat oldu en son Tarkan Bey. Oralara gidip, aa, izlemedin mi yavrum? Oralara gidiyor. Bir de sonunda diyorlar şimdi ne olacak diye. Ay 9-8 olur o. Tarkan ha oğlum ha evladım. Kuşbaşıyla beslerim seni. Sığır sineriyle döverim seni yavrum. Bırak kızın sevgilisi var ha. Yavrum senin ne işin var dağda bayırda? Gel efendim. El alemin şeyle aşık değil mi efendim, kızı var. Hiç gereği yok. Gençsin. Sonra o yamaçlarda döverler adamı çocuk. Dön buraya. Dön buraya yavrum. Yakında bunun dedikodusu da gelir. Oh! Allah! Efendim durun durun. Durun. Dedikodulara devam edelim. Siz tingirdeyin ayrı. Efendim şimdi izin verirseniz zat-ı şahanelerinizin yüksek müsaadesiyle haftanın bir dedikodusunu şöyle bir toparlayalım. Çok eleştiri geliyor diyorlar ki Bülent Hanım diyorlar. Yani işte çok acımasızca davranıyorsunuz diyorlar ama ne yapalım efendim? Biz yıldızlarız değil mi efendim? Bir nevi samanyoluyuz. Başa gelen çekilir. Öyle değil mi? Gerçi Tuzluk Beyefendi çekilmiyor. Başa gelen eziliyor kendisi. Dört kere bugün çekim anında reji ekibi tarafından ezilme tehlikesi atlattı. Ama resim değil mi? Şirin ki maşallah. Intertoy'dan oyuncak seti. Gülmeyin efendim. Efendim dedikodulara bir geçelim. Efendim Göksel Hanım kızımızla ilgili bir dedikodumuz var. Kendisi biliyorsunuz uzunca bir süredik depresyonda. Tabii. Ayı gibi kış uykusuna yattığı ayılar. O da sonbahar ve ilkbahar aylarının ilk haftalarına kadar depresyonda geçiriyor kendileri. Fakat Göksel'cim yavrum, ben bir şey duydum, çok üzüldüm. Çok aşırı bir unutkanlığı varmış Göksel hanımefendinin. Tabii geçen gün gardıroba saklanmış depresyonda olduğu için 3 gün çıkmamış gardıroptan. Komşular sese gelmişler. Ses kendi sesi, kilitlenmiş zannediyor kendini. Böyle de unutkan. Oysa kendi girmişti. Yakında bu gazoz şişesine de girmeye çalışır. Öylesine değil mi? Unutkan ki kendisi. Efendim bu hafıza kaybına ben şeyi tavsiye ediyorum. Eskiler şey der. Hafızayı beşer, zihni onar 15'er. Aklı 20'şer. Bir de aklıma gelmişken değil mi efendim? Hububatlı bülbüllü bir sistem var. O da Necip İncesaz Beyefendinin. Yani hiç çıkarmadığı için parayı aklından hiçbir zaman şeşer beşer bir vaziyet yok. Direkt şey yapıyor, götürüyor efendim. Kendilerini istedim. Bir gün gelsinler inşallah. Onları da bir fasıl yayından meyleyeceğiz. Tabii sizin kaprisinize mahal kalmazsa efendim. Efendim yine bir dedikoduyla noktalayalım dedikodu haberlerimizi. Fakat biraz üzücü. Bir takım sanatçılarımızın maalesef kumar tutukları olduğunu duyuyoruz efendim. Yani şimdi burada isim zikretmek doğru olmayacak ama ne kadar fena bir alışkanlık değil mi Reşat Bey? Yani yalnız onları eleştiriyoruz ama hepimizin piyangoyla, lotoyla,
at yarışı özellikle zat halinizin çok meraklı. Kendisine bir gün günaydın dedim, burs dedi, o kadar aklında kalmış ki at olayı. Hayatımızı kumar yani. Sabah kalkıyoruz, döviz kurları bütün gün ne oldu, kaç arttı, kaç eksildi diye bir nevi kumar. Ama yani özellikle Serdar Ortanca beyefendi artık uluslararası oynamaya başladı. Yani kendileri öylesine bu işi ilerletmişler ki. Bir keresinde bir sazlarından bir tanesi anlattı. Taksiciyle bile tekme çiftme oynamış efendim, olur mu? Taksici ben alayım paramı diyormuş, bu olmaz, son rakamı kaç? Dayak yemiş tabii kendisi. Japon sote yapılmış kendisinden, turşusu kurulmuş kendisine efendim. Gülmeyin efendim siz de. Rica edeceğim. Ya bu kaderin bir sillesi. Kader kime şikayet edeyim seni ben? Belediyeye mi şikayet edeyim? Belediyenin zaten kaderi ortada. Her gün şeyler, değil mi efendim? Yoklamalar, soruşturmalar. Belediye nasıl yoklanıyor biliyor musunuz efendim? Böyle elma armut seçer gibi yoklanmaz. Her gün izliyoruz haberlerde. Sen niye sallanıyorsun bakayım yavrum? Hayır şimdi hafif sinirlenmeye başladım. Gel bakayım buraya sen. Gel çabuk buraya. Canlarım benim değil mi? Öylesine müstesna. Gel buraya, dön buraya çabuk. Otur bakayım şöyle. Senin nedir derdin yavrum? Niye sallanıyorsun? Böyle böyle hoşuna mı gidiyor yavrum? Haydarpaşa treni. Niye sallanıyorsun çocuğum? Burada fasıl yapıyoruz. Benim sazım sallanır mı efendim? Hı? Seni piyanonun içine kapatırım, 3 gün orada kalırsın. Gülmeyin efendim. Geç yerine, tuzluk. Aa, bebek gibi ayol. Öylesine seviyorum aslında. Öylesine bücüvik ki. Şerefsiz cimcim senin. Kader işte efendim, bunlarla uğraşıyoruz. Kaderle bir şeyler çalın, içim sıkıldı. Kader, kahpe kader, ağlarını ördün yarda. Yok hiç haber, yar kaldın mı, döndün mü kader? Kahpe kader, kudur! Ağları kudur, ördün yarda. Yok hiç haber, yar kaldın mı, söldün. Efendim buradan Sezen'ime de selamlar söylüyorum. Çok özledim kendilerini. Haftaya görüşmek üzere. Allah Allah! Yani, tuzluk! Ömer tutturmala! Yapıştır! Tutur! Ah! Ponçik, 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 ponçik! Flaş, flaş, flaş! Flaç, flaç, flaç. Merhaba sevgili izleyenler, ben Necip İncesiz. Tekrardan bir flaç haberle karşınızdayız. Yayını kestik, kusura bakmayın ama çok önemli bir gelişme. Sevgili izleyenler, haber merkezi, haber merkebi dedim. Haber merkebi olur mu veya? Haber, haber diye anlayacak. Neyse, haber merkezimize biraz evvel gelen haberi veriyorum hemen. Uşak'ta geçen yaz uzaylılara taş attığı için göktaşı bünyemin olarak anılan bünyemin pekmez. Şimdiki hedefim onları kendi mekanlarında basıp sobalamaktır dedi. Yemiş pekmez kafayı vallahi billahi. Hiç böyle kavga çıkarmak için astronot olur mu? Bu konuda devletten bilhassa NASA'dan anlayış bekliyorum diyen pekmez. Dedi ki hani alayını kurutacağım dedi uzaylılara. Tabii adam suyurmuş bir kere. Evet sevgili izleyenler. Efendim? Flaş haber. Anlıyorum. Evet sevgili izleyenler, şimdi aldığım bir gelişme daha geldi. Şeker market açıldı Kadıköy'de. Şeker market birbirinden güzel ürünlerle her çeşit ürün bolluğu %50 indirim. Şeker market, şeker market, şeker, şeker, şeker market. Evet sevgili izleyenler, şimdi devam ediyoruz. Hakikaten yani Bünyamin Pekmez böyle bir açıklama yapmış. Biz de bir anlam veremedik. Ne istiyorsun yani elin garibanından yani, değil mi? Hani belki yavru uzaylı yolunu şişerdi böyle. Baba baba dedi, encik encik geldi uzaylı. Sen al böyle şey gibi daşı koy kafasına. Ya E.T. de olsa hani alien de olsa, alien vardı yani böyle şeyden fırlıyordu buzdolabından gibi. Onlarda da can taşıyor veya gariban günah. Yaktılar böyle elini, bu şarkı yapayım elini. Elini yaktılar, elinin seyrine baktılar. Çifte pusu kuruldu, yetişin elin vuruldu. Geçer miyiz? Evet sevgili izleyenler, tekrardan programımızın normal yayın akışına dönüyoruz. Biz yine burada olacağız. Hayatı paylaşmak için. Hadi. Hayatı paylaşıyorum da. Levan'a hayatta paylaşmam. Bu flaş haber işi de iyi oldu be. Bakkal reklamına 20 dolar. Aman aman. Dur, gerçek mi? Aman. Flaş, flaş. Ulan sakın ispiyonlama beraber bunu kırışırız vallahi.
Çekmiyorsun değil mi lan? Evet, tarihi kaydetme başladı. Evet, herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Çok az bir zamanım var, o yüzden bir an evvel sorularınızı sorun. Sadece 3-4 soru sorun, çok fazla zamanım yok. Ve ben de kendi olayıma bakayım, buyurun. Hocam, Dünya Kupası kuralları çekildi. Brezilya ile aynı gruptayız. Ne diyorsunuz? Vallahi ne diyeyim, gayet güzel bir şey. Şimdi sadece Brezilya yok. Gelişen dünya futbolu içerisinde bir Costa Rica, bir Çin. Yani gerçi Çinlilerden genelde karateci çıkar ama... Futbolda da bir yerlere geldiler. Fakat işte Brezilya çok tehlikeli bir takım. Özellikle Brezilya'ya Türk halkının bir sempatisi vardır. Bir Didi, bir Pele, bir Gonzalez, bir Rivaldo, bir Batistuta. Yok, o tutmadı. Gerçekten çok önemli Brezilyalı oyuncular var. Bunlara markajdan ziyade alanda bastırmak lazım. Yani bununla birebir de hiç şansınız yok. Rui Costa'yı delirtti bunlar. Milan'dayken çok yaşadık. Adriano Celentano vardı mesela, Milan'ın eski golcüsü. Bir keresinde o sambacılardan bir Maricosa Pelfavore var. Ona basmaya kalktı yani sahada. Gerçekten çok zorlandı, belini kırdı Ancelotti'nin. Yani özellikle Brezilya'da yapmamız gereken şey adam markajı değil, alanı savunacağız. Aslanlar gibi çıkıp savunacağız. Sonra bizde de bir Hakan, Okan, Emre kolay lokma değil. Adamın boğazında kalır. Evet, arkadaki bir arkadaş var, buyurun. Dünya Kupası'na gidecek milli futbolcularımız endişeleniyorlarmış hocam. Oranın yemeklerine alışık değiliz, adamlar böcek falan yiyor demişler. Şimdi futbolcuları anlamak mümkün. Ama yani bu konu değil. Yani böcek zorla yedirecek hali yok ya. Geldi oturdum mesela şimdi restoranda, milli takımı oturdu. Şenol Hoca, diğerler arkadaşlar oturdu. Garson geldi sonra haçı maçı maçı dedi, çekirge koydu önüne, yemek zorunda mısın? İsyan et, hocam yemiyorum de. Zaten çekirdeği zıpla zıpla gitsin, onlar çiğ de yerler. Ama şimdi mesela Türkiye'ye gelen bir yabancı futbolcu kafilesini siz efendime söyleyeyim Antakya'da bumbar yedirirseniz bumluyor zaten adam, onu görünce mahvoluyor. Ne bu diyor, anlatıyorsun bitiyor işi. Veya bir kokoreç. Kokorokko. Mesela İtalyanların bir lafı var. Diyor ki sete kokorokko ete kokoroçi. Kukuku kuru kuku kukuk bak bak bak. Yani diyor ki kokoreç ancak Türkler yer. O yüzden yani her milletin kendine göre yemeği var. Bakın ben size daha enteresan bir şey söyleyeyim ki bu Niyazi Gül'ün konusuna giriyor. Köpek de yiyorlar. Yani o yüzden yanınızda kaniş maniş kukur mukur köpek götürmeyin. Direkt buyurun biz onu ziyarete alalım diyorlar, köpeğin iskeleti geliyor geriye. O yüzden dikkat edin. Böyle şeyler değil. Hocam hakem hataları için ne diyorsunuz? Şimdi senin yaptığın hatanın yanında hakeminkiler çok da parlak kalıyor. Yani... Şimdi ben soru sorun dedim mi? Ben soru sorun demedim. Ama ben soru sorun demeden hocam hata nedir? Hakem ne demektir? İki kere ikini kaç yapar? Bozuk para versen bana bütünler misin? Bunlarla bana gelmeyin. Lütfen arkadaşlar bir toplantı adabı yapalım. Hakem hatalarına gelince hatasız kul olmaz. Özellikle Orhan Gencebay'ın da üstünde durduğu gibi hatamla sev beni. Gerçi ben hiç boş zamanlarımda Ahmet Çakar'ı ve Erman Toroğlu'nu sevmeyi düşünmedim. Ama insanları hatalarıyla kabul edeceksin. Ha, sen oyunun gidişatını etkiledin. Olmadı. Kırmızı kart gösterdin, sarıyı çıkarttın. Ondan sonra da televizyonlara çıkıp hakem, yüksek hakem komitesi. Bu ne demek? Yüksek hakem komitesi. Bu da rahipleri gibi. Yani bu işin bir şey olmadı. Mahrem bir tarafı var anlıyorum ama sen de kendini savunacaksın. Adamlar çıkıyor bütün tartışma programında, hakemler şöyle, hakemler böyle. Sen de kendini savun, konuş. Bakın İtalyanların bir atasözü var, diyor ki... Saklasın manu, gelere bore, perfavore, simon mare, mamma, peti bolu bolu bolu. Yani diyor ki, bugün söylemezsen yarın arkandan koşar. Burada kastedilen ne olduğunu ben de anlamadım ama böyle bir laf var yani. Evet, arkadaki bir arkadaş var. Hemen Osman Tamburacı'nın yanındaki. Buyurun Osman abi, vereceğim söz. Buyurun. Hocam en çok hangi müziği dinliyorsunuz? Depresyondayım. Unutkuyum. Çıldırttınız beni en sonunda. Yani
Bu aralar Göksel dinliyorum. Özellikle bu basın toplantısında çok güzel gidiyor. Yani ben seviyorum yani. Muazzez Ersoy'u seviyorum. Candan Erçetin'i seviyorum. Yani sevdiğim şeyler var. Ama arkadaşlar, başında ben ne söyledim? Zamanım az dedim. Buraya atayı kıramıyoruz, geliyoruz ama bir olur, iki olur. Üçüncüsünde çekirgenin bacağını öyle bir kırarım, yan hakemi çağırırsın. Yeter ya. Finito, finito, per guerra, finito, Basura! Evet arkadaşlar, lütfen son soru olsun. Bu macerayı da burada bitirelim artık. Bilmiyorum, haftaya görüşür müyüz? Evet, Osman abi buyurun, siz sorun artık. Hocam, Erman Toroğlu bir penaltı pozisyonu yorumlarken pozisyonu kuş uçuşu 100 metreden izledim dedi. Evet. Tabii Erman boş zamanlarında kendisi Süpermen bir kişi olduğu için bir arada Avustralya Türkiye milli maçında kanguru gibi sıçrayarak yan ofsaytları belirlemişti. Yakında Erman'ı belgesellerde izleme şansına da sahip olacak Türkiye. Yani Osman abi, yılların Osman tamburacısı, sen yapma yani, adam anla ki mecaz yapmış orada. Yani diyor ki, kuş bakışı izledim yani, kuş bakışı bakan kameradanız mı? Yani Erman Toroğlu'nun öyle bir imkanı var mı? Kırlangıç mı Erman Toroğlu? Camiye yuva yaptı bizim Erman Toroğlu, 3 tane yavrusu var. Yani hakikaten yavrulardan, benekli olanlardan birini ben alacağım. Ne oluyor Erman, ver bir tane, ver 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 bir tane. Sinirlerim bozuluyor artık. Bitti, basın toplantısı falan yok, tamam çıkar, kapat. Yeter. Kapıyı açıyor bir kapıda, asker gecesi gibi aç kapı aç. Venüs Mars'ı itiyor, yükselen kova, yay, hepsi birlikte, değil mi? Anka kuşu gibi. Şaka şaka, o da içer. Amanız da öreceğin, değil mi? Ay biz öyle problemimiz değil. Tatlıcan sonra. Karnı yarıya da yani. Dizi programı seyretmeden tatlı tatlı rüyalara dalamazsın. Life goes on. Bye. Selam efendim, alo, ay merhaba. Evet ben Akın İpekçi, Tatlı Rüyalardan sizlere tekrardan selamlar, saygılar sunuyorum. Gecenin sabaha doğru devrildiği bu dakikalarda ben de yataktan devrilmeden size bir program yapacağım dermişim. Efendim, ay bomba bir haberle başlıyorum. Mukaddes aşık oldu. Fakat aşkı bile normal değil. Yani olamaz böyle bir şey. İnternet üzerinden Ferit diye biriyle chatleşti. Ama nasıl chatleşiyor? O bilgisayarı böyle penceliyor. Ay mouse kaçar mı hiç insandan? Bilgisayarı mouse kaçıyor. Ama nasıl olduysa bir şekilde chatleşmeyi başardı. Ferit Bey'den mail geldi. Yağmurlu bir cuma akşamında kling diye bir ses duyduk, bilgisayardan koştuk. Ferit Bey şeye davet etti bizi. Amelia var ya, Fransız filmi, onun galası varmış. Adam böyle konsolosluk stillerinden bir abimiz. Tarık Akan'ın dede hali yalnız gördüm ben uzaktan. Ay galaya gittik. Sinema tarihi bir mukaddes depremi yaşadı. Böyle bir şey olamaz. İçeri girdik efendim, bu tarihi şeyde yapıldı, Beyoğlu'nda bir yerde. İçeri girdik, böyle adam arka kapıdan kaçmaya çalışıyor, hemen anladık olduğunu. Ay mukaddesi görünce, çünkü mukaddesi içeri girdik diyorum ama taksici dahil olmak üzere 16 kişi itti kapıdan içeri girerken. Sinirlerim bozuldu. Ay mukaddes, nerede bu adam, nerede bu? Anladı sonra adamın gittiğini. Ay ne kadar kanepe divan varsa yedi hepsini yani, o şey garsonları servis ettiği şeylerden diyorum. Lıkır lıkır içiyor beyaz şarapları, sarhoş oldu. Ay sarhoş olunca bir agresifleşti. Aa, galanın içine ambulans girmiş gibi. Yürüdüğü bölgelerde insanlar sıçrıyor böyle sağa sola doğru. Ay yabani gergedan varmış gibi. Atıf Yılmaz'a çarptı arkadan. Adama beli tutmuyor, bir haftadır Hacettepe'de yatıyor. Ay Türk sineması büyük tehlike yaşadı. Ferit de gitti gider mi koy, yine alt katta şimdi. Bir haftadır acı diyeti yapıyor. Sürekli acı çekiyor. Tabii biber eşliğinde. Biraz sonra gelir o da. Ha, gelirse açın kapıyı, okey. Neyse beraber rüyalara geçelim. Evet, ilk rüyamızı Şükrü Karaca Bey göndermiş. Diyor ki, Akın Bey diyor, rüyamda Avusturya Macaristan İmparatoru'yla Eflak Boğdan için pazarlık yapıyordu. Bunun anlamı nedir? Efendim bunun anlamı çok açık. Gerçi biraz da komikmiş, Avusturya Macaristan İmparatoru'yla pazarlık yapmak. Ay o sıkıcı ortaokul günleri geldi aklıma. Ay ne çektim bu Eflak Boğdan'dan. Aa, Kadıköy Beşiktaş yolu gibi. Eflak Boğdan, Eflak. Ay dedim al sizin olsun Eflak Boğdan. İçim sıkılmıştı. Şimdi bunun sebebi şu, siz kredi kartı limitini aşmışsınız. Tabii pazarlık o anlamda ki rüyada. Bunun çaresi yok. Yani bize de bir şekilde o limitler.
merhaba yapıyorlar. O yüzden rüyanıza girmiş. Allah kolaylık versin diyorum. Efendim rüyada ne anlama gelir? Hemen onlardan bir iki bilgi vereyim. Sormuş izleyenlerimiz, demişler ki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası elemanlarıyla bilek güreşi yapmak. Rüya bu oluyor tabii. Efendim kaset çıkarma ihtimaliniz var. Tabii onunla ilgili bir şey. Evet, yine bir başka izleyicim soruyor. Diyor ki Akın Bey, rüyamda ısıra ısıra kamyon lastiği yiyorum, ne demek? Efendim kapınızın önünden otomobil çalınacak demektir. Derhal alarm bağlatıyorsunuz. Bilgilere tekrar döneceğiz. Şimdi gelelim ikinci rüyaya. Levent'ten Şebnem'in mektubunu okuyorum. Şebnem sormuş, diyor ki rüyamda sanat için soyunuyorum. Bunun bir anlamı var mı? Var. Sen sanatı bahane ediyorsun Şebnem. Senin soyunasın gelmiş. Aa, kız dilli. Şimdi bunun anlamı şu, üç vakte kadar soyunursun sen zaten. Biz de okuruz Paşa Galaşam'dan bir şeyler de çıkar. Rüyaydı, gerçek oldu rüyam diye zaten öyle açıklamalar. Rüyam gerçek oldu. Yani daha önceden rüyada görüyorlar. Tabii tavuk mankenim ben diyor mesela, görüyorlar partisi gün manşette. Ay Şebnem, hadi kolay gelsin. Evet, şimdi geldik son mektuba. Son mektubumuzu Edirne'den Aydın Bey'in mektubunu okuyorum. Ay son mektuba geldik deyince Zerrin Özer'den gelmiş değil mi? Bak mektuba bak. Yazdım son mektup diye. Affedersiniz. Evet, Akın Bey diyor Aydın Bey. Rüyamda rakı içtikten sonra kurbağalarla konuşuyorum. Zihnim açılıyor. Bambaşka bir adam oluyorum. Ne dersiniz? Helal olsun derim. Sevgili deli. Ay kurbağayla rakı içilir mi? Ay çil atar o bardaklara. Efendim oradaki kurbağalar kim biliyor musunuz? Sizin en sevdiğiniz arkadaşınız. Evet, prens o yapmaya çalışıyorsunuz onu. Yani bu şu demek. Sizin sürekli alim yaptığınız bir arkadaşınız var. Onlar rakı içiyorsunuz, o prens olsun istiyorsunuz. Yani size bir yanlış yapmış, sizi hala böyle onu helva diye yemeye çalışıyorsunuz. Tabii neye helva diye yemeye çalıştığınızı söyleyemem televizyondan. O yüzden dikkat edin, insanlara çok taviz vermeyin ama hoşgörülü olun tabii. Yani bakın ben şimdi mukaddesi günde de 7 kere sulamazsam, yani fırçayı kastediyorum, mukaddes sapıtıyor. Arada bir böyle suluyorum ama alırım ben onun, yani gönlünü de alır böyle, şey yapmam yani. Evet, son olarak iki tane bilgi veriyorum ve programımızı maalesef kapatmak zorunda kalıyoruz. Efendim, rüyada büyük bir fırın sütlaç üzerinde atla gezmek. Deli olduğunuzda işarettir. Yani fırın sütlaşı üzerinde atla gezilir mi? Ay olacak şey değil. Evet bir tane daha söyleyeyim. Yağlanmış telgraf direğine tırmanmak maddi sıkıntıya delalettir. Tabii hiç çözemiyorsunuz. Bakın yağlanmış. Çıktıkla vıcık vıcık aşağı doğru kayıyorsunuz. Evet bu hafta boğalar kendilerine dikkat etsinler. Boğa burcu bu hafta grup Athena'dan etkilenecek dermişim. Haftaya görüşene kadar live konsol bak. Ölürüm. Karnı yarıya döner. Bizi programı seyretmeden tatlı tatlı rüyalara dalamazsın. Live konsol. Evet yuvarlana yuvarlana sonuna doğru geldik. Biz de biraz yağmurdan çektik. Yakın arkadaşı buraya dikeceğim. Ne olan bu? Kayısı ağacım benim. Evet sevgili izleyenler, yardımcım ve bendeniz size hayırlı akşamlar diliyoruz. Mailleri unutmayın göndermeyi. Güle güle, donduk vallahi. Biz toplumun önünde, toplumun yıldızları, toplumun değil mi efendim, floresan gibi parlayan, floresan olmaz, aydınlatma diyelim. Bir çeşit parlayan cisimleriyiz. O yüzden herkes bizim özel hayatımızı merak ediyor ve bu hususta senelerin verdiği tecrübe mefkifkati mefkifkati saçmaladım. Suçlusun bunda sen, sen kendini. Ay dur dur, içim sıkıldı. Kader kader. Kahpe kader. Oo, haftaya görüşmek üzere efendim. Allah Allah. Kader. Ay sinirlerim bozuldu, yapamayacağım.